Çiftlik Sevdam kanalından herkese merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda ve de Elif, kanalımıza hoş geldiniz diyoruz sizlere. Sizlere bu hafta böyle biraz da farklı, başka bir yerden merhaba demek istedik. Ay takvimini buradan sunalım istedik. Tam arkamda Çoprayo Nehri var. Gürültüleri duyuyorsunuzdur. Tekneler geliyor gidiyor. Turistleri taşıyorlar sürekli. Nereye taşıyorlar turistleri? Arkada gördüğünüz Wat Arun, yani buranın çok meşhur tapınaklarından. Çok meşhur tapınaklarından bir tanesi. Arkamda gördüğünüz Wat Arun. Biz de sizlere buradan değişiklik olsun diye bu hafta da böyle bir sunum yapmak istedik. Ay takvimine geçelim dilerseniz, ama ne zaman olsun? Az sonra olsun. 15 Temmuz Pazartesi, 16 Temmuz Salı, büyüyen ay. Sağlık, bakım, güzellik diyelim. Sağlıklı olsun efendim yeni haftamız. İç, dış, cinsel organlarımız, idrar yollarımız, anüsümüz, döl yatağımız, böbrek boşluğumuz ve burnumuz etkileneceği için bu organlarımıza iki kat daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Regl sancılarına karşı üşütmemek, nemli, ıslak kalmamak, hemoroidi tetikleyici besinlerden, acıdan uzak durmak gibi koruyucu önlemler alabiliriz. Hamilelerin düşük riskine karşı biraz daha özenli davranmaları gereken günler. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Besleyici, onarıcı maske ve kremlerin çok daha etkili olacağı günlerdeyiz. Nasır, batık tırnak tedavisi yapmıyoruz. Bahçede bitkilerin özü ve enerjileri yapraklarında toplanacağı için yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için ideal günler olacaktır. Salatalarda kullandığımız her tür yapraklı süs bitkilerini işte buna örnek olarak verebilirim. Çit taş döşemiyor, yabani ot temizliği, çapalama yapmıyoruz, bitkileri gübrelemiyoruz, çim biçmiyoruz, kompost oluşturmuyor ve de beslemiyoruz, bahçe aleti temizlemiyoruz. Bitkilerin, özellikle saksılı bitkilerin sulanma günlerindeyiz, ama bitkilerinizin ihtiyacı varsa sulanma günü olup olmadığına sakın bakmayınız lütfen. Bunu her ay takviminde söylemeye dikkat ediyorum. Lütfen bu çok sıcak günlerde ay takvimini falan boş verin. Bitkinizin eğer ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka sulayın gitsin. İklim değişikliklerinin pik yaptığı bu aylarda çocukları susuzluktan tabii ki öldürmüş olmayalım diyorum yani. Şifasından faydalanacağınız bitkilerin toplanması ve kurutulması şifalarının en üst seviyede korunmasını sağlayacaktır. Meyve ağaçlarını ve bitkileri kesinlikle budamıyoruz. Yapraklı bitkileri ayırabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Çim ekebilirsiniz. Demin çim biçmiyoruz dedim ama çimlerinin hızlı büyümesini, daha sağlıklı ve kalın bir şekilde uzamasını isteyenler çimlerini biçebilirler. Bitkilerde çelik sürgün alabilirsiniz. Ev ve mutfak işlerinde ise tatil sürüyor. Artık tatil mi demeliyim yoksa kölelik mi, onu tabii ki bilmiyorum. Çünkü sonuçta özellikle ev işleri beklemiyor. Mecburen yapacağız, elden gelen herhangi bir şey yok maalesef. 17 Temmuz Çarşamba, 18 Temmuz Perşembe, 19 Temmuz Cuma, büyüyen ay. Kalçamız, belimiz, üst baldırlar, damarlar, kaslar ve sinir sistemimiz etkilenecekleri için bakım ve tedavilerine yönelik hareket etmek gerekiyor. Siyatik, menisküs ağrılarınızda artışlar yaşayabilirsiniz. Aromatik yağlarla masaj, bacakları çok yormadan yapılacak hafif yürüyüşler iyi gelecektir efendim. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Cildinize, yüzünüze özellikle yatmadan önce uygulayacağınız bakım maske ve de kremleri tüm aktif maddeleri gece boyunca çok daha etkili halde emecektir. Nasır, batık tırnak tedavisi uygulamıyoruz. Bağda, bahçede meyveli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için ideal günlerdeyiz. Böylece daha sağlıklı, raf ömrü uzun, besin değeri daha yüksek meyveler, sebzeler elde etmiş oluruz. Meyveli bitkiler derken meyvesinde tohum barındıran biber, fasulye, domates, salatalık gibi tüm bitkileri kastediyorum. Şifalı otları toplayıp kurutabilirsiniz. Bu şifalarının en üst seviyede korunmasına yardımcı olacaktır. Bitkileri budamıyoruz. Meyveli bitkilerin şaşırtmasını, çelik sürgün yoluyla çoğaltılmasını yapabilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Aşılama için de son derece olumlu günlerdeyiz, bilginize.
ev işlerinde bu hain ay hiçbir şekilde bizlere destek sunmuyor. Mutfaktaysa zahmet buyurup sadece efendim ekmek gibi mayalı hamur işleri, hızla olgunlaşan peynir, zeytin, konserve, salça, yoğurt yapılmasına ancak izin veriyor. Turşu, sirke için hiç uygun günlerde değiliz, bilginize. 20 Temmuz Cumartesi, 21 Temmuz Pazar Dolunay yaşanacak. 22 Temmuz Pazartesi'yi de yine buna dahil ediyorum çünkü etkilenecek. Özellikle köklerinden faydalandığımız şifalı bitkilerin Dolunay döneminde toplanması şifalarının en üst seviyede korunmasını sağlar. Hatta eskiler bu işleri geceleri Dolunay ışığı altında yaparlarmış. O kadar gece vakti olmasa da siz de böyle güneşin direkt ışığının almayacağı, sabahın erken ya da işte akşam o güneşin battığı saatlerde yaparsanız şahane olacaktır. Rüzgar var bir taraftan, rüzgarla boğuşuyorum. Kağıtlarım uçuşuyor çünkü. Toprağın gübrelenmesinden bitkiler, ağaçlar en üst seviyede faydalanacağı için gübreleme işlerinizi bugünlerde yapabilirsiniz. Bu dönemde en çok önem vermeniz gereken konuysa bitkinin ya da ağacın tek bir dalına bile zarar vermemek gerektiğidir. Aksi takdirde bu bitki veyahut da ağacın ölümüyle bile sonuçlanacak can sıkıcı bir son yaşatabilir bizlere. Bunun haricinde bebeğiniz eğer hazır hissediyorsa bebeğinizi sütten kesebilirsiniz. Bu dönemde tutacağınız oruç, aralıklı oruç ya da meyve suyu ve su diyetleri en etkili olduğu günler olacaktır. Ev ve mutfakta kapalıyız hemşerim, kapalıyız günleri. Ama evde mutfakta kapalı olmak hayata, sevdiklerimize açılmak anlamına geliyor elbette. Gelin kendinizi güncelleyin. Sonuçta siz telefonunuzdan çok daha önemlisiniz. İçinizden ben en şahaneyim diyeniniz de çıkacaktır. Ama bence şöyle kendimize birazcık dönüp acımasızca kendimizi eleştirip sonra da kendimizin en iyi versiyonunu ortaya çıkaracak kararları alabilmek için işte tam da en ideal günler bence. Elbette hepimiz biriciyiz ama şahane olabilmek varken neden kendimizi bir model yükseltmeyelim, öyle değil mi? Hadi gelin yükseltelim. Sizleri bu soruyla ben baş başa bırakıyor ve de şöyle denizi, nehri, etrafı keşfetmeye ben deniz devam ediyorum Elif'le birlikte. Nazar etme ne olur. Efendim biriktirin, sizin de olur. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, abone oldurmayı, bizlerden o değerli yorumlarınızı, o güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz lütfen der kaçar ben. Sokakta bunlar yetişiyor. Ne ben onu?